Başkanım, Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasını 11. kez gerçekleştirdiniz. 13 ayrı kategoride ödüller verdiniz. Öncelikle bu geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum. 2010 yılında bu yolculuğa başladık. Ambalajı çok önemli olduğunu, bir ürünü koruyan, saklayan, ona değer veren ve onu pazarda önemli bir hale getiren bir olgu olduğunu göstermek için başlamıştık. Ve çok iyi durumdayız şu anda. Yani 305 katılımcı vardı. 129 ürüne ödül verdik. Bu 129 ödül alan firma Dünya Ambalaj Ödülü yarışmasına, aynı zamanda Asya Star yarışmalarına da katılabilecekler. Ve her seferinde de dünyadan ödüllerle geliyorlar. Türk ambalaj sektörü, Türk tasarımcıları gayet kendini geliştirdi son 20 yılda özellikle. Ve baktığımız zaman hemen Avrupa'nın yanı başındayız. Avrupa'nın hala ambalajının %10'unu karşılayabiliyoruz ama bu yeni tasarımlarımızla, yeni makine parklarımızla bunun daha da artacağına inanıyorum. Onun için de bu yarışmaları devam ettirerek yükseleceğiz. Peki ambalaj sektörü için 2024 yılı nasıl geçti? İhracat anlamında neler yaptınız? Küresel bir daralma var dünyada. Bunu biz de hissediyoruz. Ama Türk ambalaj sektörü geçen seneye göre miktar olarak arttı. Birazcık ham madde fiyatlarının düşmesinden dolayı %4'lük bir ihracatta düşüklük var ama %7 tonaj olarak büyüdü ilk 6 ayda. İlk 6 aya baktığımız zaman 3.3 milyar dolarlık bir ihracatımız var. İthalat bunun 2.2 milyar dolar. Yani 1.1 milyar dolar ilk 6 ayda cari fazla verdik. Yani yıl sonunda 7 milyar dolarlık bir ihracatla kapatmayı düşünüyoruz ve 2,5 milyar dolar da ihracat fazlası vereceğiz. Ambalaj sektörü cari fazla veren, gelişen bir sektör. Bir de şöyle de bakmak lazım. Bizim pazar büyüklüğümüz 28 milyar dolar. Sadece bizim direkt ihracatımız bu yıllık 7 milyar. Aynı zamanda işine dolup da ihracat yapılan ürünleri kattığımız zaman bu rakamlar çok daha yukarılara gidiyor. Peki başkanım, önümüzdeki günlerde Avrasya Ambalaj Fuarı gerçekleşecek. 29. kez kapılarını açacak. Fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir kere herkesi bekliyoruz. 29. fuarımız 40 kat büyüdü. Geçen sene 75 bin katılımcı vardı, ziyaretçi. 13 bini yurt dışından gelmişti. Bu sene 15 bin yurt dışından olmak üzere 80 bin ziyaretçi bekliyoruz. Dünyanın en büyük ambalaj fuarlarından biri. İlk 3'e giriyoruz. Her sene yapıldığı için. 3 yılda bir yapılanlar var. Belki bizden biraz daha fazla ziyaretçi alıyorlar. Ama biz hem 80 bin kişi geliyor hem de her yıl artarak büyüyor fuarımız. Hem Avrupa'dan ziyaretçilerimiz olacak, hem Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Amerika'dan bile gelen ziyaretçilerimiz var. Bu da Türk ambalaj sektörünün ivme kazandığını, dünya pazarlarına açıldığını, 180 ülkeye ihracat yaptığımızı ve daha da büyüdüğümüzü gösteriyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü 23 Ekim'de başlıyor ve herkesi davet ediyoruz. Bu sene 29.sunu düzenlediğimiz Avrasya Ambalaj Fuarı'na herkesi davet ediyorum. 80 bin katılımcı bekliyoruz, ziyaretçi. 15 bini yurt dışından gelecek. 1100 katılımcı firmamız olacak. Her sene büyüyoruz ve dünyanın her sene yapılan en büyük ambalaj fuarlarından biriyiz. 80 bin ziyaretçiyle ve çarşamba günü başlayacak 23 Ekim'de. Cumartesine kadar devam edecek. Tüm ziyaretçileri orada ağırlamaktan mutluluk duyacağız.